Ekranların en kaliteli magazin programı Magazin Hattı'ndan herkese günaydınlar. Ben Didem Delen. Şov dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler ve çok özel görüntülerle hazırladığımız programımız yine dop dolu ve yine çok keyifli. İlk haberimizle başlayalım. Yasak Elma dizisinin enderi Şevval Sam, geçen yıl sonu satın aldığı ve adını prenses koyduğu karavanına neden Ölüler Günü Festivali'nin figürlerini çiziyor? İzleyelim. Yasak Elma dizisinin enderi Şevval Sam geçen yıl sonu bir karavan satın almış ve adını prenses koymuştu. Nasılsınız? Yılbaşını da arabada geçirdiniz diyebiliyorum. Yok canım, öyle bir şey yok. Yanlış anlaşılmış. Hayır tabii ki. O gün sadece karavanımı aldım, komple yapıldı. O gün aldım. Daha da bitmedi yani. Yavaş yavaş resimlerini yapıyorum kenarlarına. Bir ismi var mı? Prenses. Prenses. Ya bak, çekme şimdi de, çekme. Flakası milakası görünecek yapma bence. Kapatıyoruz. O sahine de çekme. Böyle bir sahile çekip böyle güzel şarkılar yazmayı düşünüyor musun? Ne güzel olur değil mi? Dağlara gitmek, sahile gitmek, İstanbul dışına çıkmak. İnşallah bir baharı karşılamak isterim. Ünlü oyuncu repo gününde karavanına resim çizerken görüntülendi. Şevval Sam karavanının üzerine her yıl yaşamın ve ölümün kutlandığı Meksika Ölüler Günü Festivali'ne ait figürleri çizdi. Ünlü oyuncu resimleri tamamladıktan sonra karavanın üzerine cila çektireceğini anlattı. Genel anlamda da yağmur suyu falan geldiğinde ya da yıkandığında falan çıkma gibi bir durum olmayacak mı? Hepsini bir cilaya götüreceğim. Üstüne cila çekilecek. Tamam. Muhabirlere resimleri bitirmeden göstermek istemediğini söyleyen Şevval Sam'a annesi usta sanatçı Leman Sam da eşlik etti. Kolay gelsin. Nesrin Cevatzade, Yasak Elma dizisinin setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan'la evleniyor mu? Bir sürpriz nikah gerçekleşir mi? Az sonra. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Yeşilçam'ın 75 yaşındaki efsane ismi Nebahat Çehre, kürk giydiği için topa tutulan Bülent Ersoy'a neden arka çıktı? Kendi tarzı, kendi düşüncesi, çocuklar bu kadar sıkıştırmak falan da hoş değil ya. Usta oyuncu Yasak Elma dizisindeki Feride rolünü hangi sebep yüzünden kabul etmedi? Bazı şeyleri okuyorum. Beğenmiyorsunuz. Yani ben, tabii ki her şeyi yapılan bir emek var ama. Az sonra. Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Doğa Rutkay, salgın riski devam ederken parti yapanlara ve aşı karşıtı olanlara nasıl tepki gösterdi? Sıradaki haberimizde. Biz de zahmet verdik. Ne yaptın sen? Ne yaptın ha? Pis adam. Ne yaptım? Hem Güldür Güldür Show hem de Çocuktan Al Haberi programlarıyla seyirci karşısına çıkan Doğa Rutkay, Nişantaşı'nda eşi Kerimcan Kamal'la kameralara takıldı. Çok iyiyiz, her şey yolunda, bir yaramazlık yok ve bebelerle uğraşıyoruz. Bugün çocukları bıraktık, baş başa çıktık, birkaç işimiz vardı. Hazır mekanlarda açılmışken bir çıkalım, yok, baş başa yemek yiyelim. Yok, hiç mekana gitmeyi düşünmüyoruz. Yine önlemlerinizi evet, alacaksınız aynen, bu süreçte. Evet, aynen. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyoruz şu an. Güldür Güldür Show ekibinde Covid'e yakalanan oyuncu olmadığına dikkat çeken Rutkay, her salı test yaptırdığını anlattı. Bizim setimizden zaten çıkmadı herhalde Covid. Evet. Şimdi önlemler çok iyi alınıyor. Evet. Her sette aslında alınıyor. Şimdi ben testten geliyorum mesela. Sabah her salı. Sabah test oluyoruz. Ona göre provaya geliyoruz çarşamba günü. Her sette kontroller alınıyor ama... İşte bir şekilde bu etrafımızda dolaşıyor, rahatlayıp gevşememek lazım. Ne zaman nerede çıkacağı da belli değil. Ama biz yani ekip olarak çok şükür Allah'a nazar değdirmesin, iyi korunuyoruz yani şu an görünen o. Doğa Rutkay'la Kerimcan Kamal çifti artık yapımcıların takipçi sayısına göre oyunculara teklif götürdüğü iddiasını yorumladı. Oyunculukla yani takipçi ölçülür mü? Yani oyuncu yani, olmak için, bir başrol olmak için... Ya eskiden böyle şeyler yoktu benim bildiğim. Hayatım tabii ne diyorsun? Yani sanatçılığın bu tür şeylere kıstas edilmemesi lazım. Sanat bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey yani. Takipçi sayısına göre eğer bir sanatçının kıymeti belirleniyorsa, kıymetlerimiz daha doğrusu takipçi sayılarımıza göre belirleniyorsa o zaman...
kötü bir yere gideriz yani. Tam da sorunun çünkü cevabı benimki mesela çok az. Ne yapacağız? İşte gördün mü? Boş yere işimiz yok bizim. Bizim konuşamadığımız yerde işimiz burada gördüğün gibi. Sevilen oyuncu koronavirüs aşısına karşı olanlara tepki gösterdi. Aşıyla ilgili düşünceniz olacaksınız. Tabii ki kesinlikle. İlk günden beri aşıya son derece gönüllüyüm, istekliyim. Neden? Çünkü aşı sadece şu anki durum değil ki. Bütün dünyanın seyrini değiştiren bir buluş. Yani aşıya karşı olmak ne demek? Bunu anlayamıyorum. Çocuklarım için de her aşıyı yaptırdım ve yaptırmaya devam edeceğim. Kesinlikle aşı karşıtlarının karşısındayım diyebilirim. Doğa Rutkay, salgın riski tüm hızıyla devam ederken parti yapanlara da ateş püskürdü. Yurt dışına çıkmayı düşünüyor musun? Hemen hayır, hiç düşünmüyorum. Uzun bir süre. Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Tatil, kar tatili falan. Yok, kar tatilini cesaret edecek. Evde yaşadık zaten kar tatilini. Biz kar tatilini evde yaptık. Bahçelere çıktık. Yani hiç öyle gidip çok hayran kalıyorum o partileri yapan arkadaşlara. Cesaretlerinden dolayı tebrik ediyorum. Ve bilinçsizliklerinden dolayı da alkışlıyorum. Yani şu hastalıklar bir geçsin, herkes bir işine gücüne dönsün, aynen, ekmeğini kazansın, aynen, ülke bir normale aynen dönsün. Aşı olacaksak aşı olalım, evlatlar okullara başlayacaksa başlasın. Ondan sonra abi eğleniriz gideriz yani. Torbaya girmedi hiçbir şey. Kendimize dikkat edeceğiz, evet, başka şansımız yok. Kurallara uyacağız. Yani bunlar çocuk oyuncağı değil, bunlar ciddi meseleler. İlk günden beri eşimle her türlü kurallara uymaya gayret ettik. Yasaklar neyse işte dünya çapında bir şey olduğu evet, için. Evet, global bir problem yaşıyoruz yani. Şımarmanın sırası değil, onu demek istiyorum. Hemen bir yerlere gidip de oralarda eğleneyim falan bize göre değil. Ünlü oyuncu her hafta ikizleri Piraye ve Rutkay Kerim'i 74 yaşındaki dedeleri Rutkay Aziz'in yanına götürdüğünü söyledi. Çok iyi, çok şükür. Biz babamı neyse ki görebiliyorum. Her hafta bebekleri ona götürüyorum. Onun sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için yaşından ötürü. Biz kendisine gidiyoruz. Onların da açılıyor herhalde. Evet. İstanbul'da değil de. Evet herhalde. Evet, yok, onlar zaten aşılandılar. Onların sırası geldi babamın da, çok şükür. Çok iyi babam. Başımızda. Torunlarının başında. Sevgilerinizi ileteceğim kendisine. Selamlar ederim. Seve seve. Seve seve arkadaşlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın çok efendim. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki. Şimdi sizi çok hızlı bir magazin turuna çıkarıyoruz. Bakalım bu hafta kim nerede kameramıza takılmış? Beni sev, kimseyi sevme, kimseye gitme. Hayat isimli albümü büyük ilgi gören Sibel Can, trafikte magazin atı kamerasına takıldı. Sibel Can Hanım, merhabalar, nasılsınız? Çok kısa konuşalım mı? Yeni programa başladınız, hayırlı olsun diyelim. Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici ile Şarkılar Bizi Söyler isimli programa başlayan Can, konuşmak istemedi. Her sevgi zamanla bitermiş herler, benimki bitmedi, anlayamadım. Birkaç kelime alalım. El sallamakla yetinen ünlü şarkıcı daha sonra Beykoz'daki evinin yolunu tuttu. Hayat bizde oyun oynamasa da. Uzun süredir oğlu Kayra ile Phuket adasında yaşayan Leyla Bilginel, Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü oyuncu pembeye boyattığı saçlarıyla dikkat çekti. Ya ben bütün renkleri yapıyorum. Ben de Türkiye'de tabii. Hep yurt dışında, Bali'de, Phuket'te. Türkiye'de ilk kez bu renkle. Ne durum? 15 gün. Kaldınız mı orada yoksa geldiniz mi artık? Kaldık, demeyin. Burada kaldık ya. Sorma kuzum, gidemiyoruz. Kapılar açılmıyor. Leyla Bilginel, sahibi olduğu evlerden birini satıp yeni bir iş için yatırım yaptığını söyledi. Kalmışken de hazır bir evimi sattım ve ticarete atıldım. Geleceği inşallah sağlık olarak, bağışıklık sistemi olarak ben kurtaracağım. Nasıl? Ya, öyle sattınız geleceği bunu, yatırımı neye yaptınız? Yani sattınız ama. Sağlık. Gelecekte sağlık, vitaminleri bir arada nasıl tutabilirim? Organik yiyeceği, içeceği bu dünya tüketiyorsa ben onları nasıl devam ettireceğim varlıklarını? Hem tohum topluyorum bu arada dünyanın her yerinden ve ülkemizin ata tohumlarını topluyorum. Bununla ilgili ileride ayrı bir çalışmam var. Ayrıca hiçbir zaman söylemeyeceğim. Bir gün başımıza geldiğinde göreceğiniz bir büyük projem var. O proje için de milyon dolarlar lazım. Onun için evin birini gözden çıkardım. Evet, yatırım, hazırlık yapıyorum. Bu ev ne kadardı, ayıp söylemesi? Söylemeyeyim. Milyon dolar dediniz de yani evde mi milyon dolar ediyor? Milyon dolarlık
değil ama. Nerede? Amerika'da mıydı? Neredeydi? Hayır canım, milyon dolarları benim kazanmam gerekiyor. Ha, diğer o proje için lazım. Evet, proje milyon dolarlık bir proje. Onun için çok çalışmak lazım. Ama çok kolay. Ben paraya gel derim, gelir git derim, gider dur derim, durur. Parasının nişanınız gibi herhalde. Evet, para bir gerçekten. Parayla ilişkim muazzam. Herkese diyorum, çok sıkıntı yapmayın para konularını ama... Kronik astım hastası olduğunu söyleyen Bilginel, bu nedenle açık alanda maske takmadığını belirtti. Maskesizim çünkü hızlı hızlı yürüyorum. Yürürken de kimseye askırmıyorum, tıksırmıyorum. Ve bu maskeyle yürümenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Benim raporum var çünkü astımla, alerjik astımla olduğum için. Ha. En azından ben raporumu gösteriyorum. Kapalı alanlarda kendimi korumak adına maskemi takıyorum ama açık alanlarda... hemen bir şey olduğunu gösteriyorum. Anladım, dikkat edin. Raporluyum yani. Yılmaz'ın veraseti açıklandığından beri Yılmaz'ın oğluna sahip çıkmadığını düşün. Bir zamanlar Çukurova dizisinin fekerisi Kerem Alışık, Bebek Parkı'nda yürüyüş yaparken kameramıza takıldı. Ünlü aktörün yüzü olduğu bankanın reklam filmi için seslendirdiği Mihriban türküsü çok beğenilmişti. Her nesnenin bir biçimi var ama, var ama. Aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Ya şu iyi günler. Abi sağ ol. Sağ ol, kolay gelsin. Amca türküyü sorsaydık ya. Çok iyiydin. Kolay gelsin, sağ ol. Sevgilim adlı yeni şarkısının klibini piyasaya çıkaran Murat Boz, Etiler'de spor salonu çıkışı görüntülendi. Murat Bey. Kolay gelsin. Merhabalar, nasılsınız Murat Bey? Siz nasılsınız? Biz de iyi, teşekkürler. Şarkı çıktı, klip yayınlandı, biraz konuşsak. Ya nasıl? İşim var çocuklar. Kolay gelsin. Önceki yıl ayrılan Murat Boz ve Aslı Emir'in peş peşe yaptıkları paylaşımların altına kalp emojileri koymaları fanlar arasında heyecan yaratmıştı. Ünlü popçu konuyla ilgili soruyu yanıtsız bıraktı. Murat Bey, bir de bir fotoğraf olayı vardı. Yani bir sosyal medyada gündem oldu üst üste gelince. Bir şey söyleyecek misiniz? Kolay gelsin. Aynen. Kolay gelsin çocuklar. Tamam. Görüşürüz. Müzik dünyası iki sıkı dost Sertab Erener'le Fatma Turgut'un küslüğünü konuşuyor. Geçmişte Erener'le yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Fatma Turgut, Sezgin Süngüç ve Feziye Altun'un Bize Kaldı adlı YouTube programında konuyla ilgili açıklama yaptı. Ne güzel aklına geldi. Bu arada Sertab Erener'le görüşüyor musunuz? Bir sadece onunla kankiydiniz. Peki o doğru bir haber mi? Bu haber doğru mu? O doğru haber. Ha. Biz evet uzun bir süre... Küstünüz mü? 8 yıl kadar. Evet, konuşmuyoruz artık. Neden? Evet, doyduk birbirimize. Yetti. Yedek içtik sanırım, doyduk diyorsun. Hesabı kim ödeyecek? Fatma Turgut, hafta içi ayrıldığı gündeme gelen sevgilisi Can Baydar'la Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Ünlü şarkıcıya Sertab Erener'le küslüğünün nedeni soruldu. Fatma Hanım, çok güzel konuşalım. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz, teşekkürler siz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görmüyoruz sizi. Ya evet. Elimizdeydik ya. Teşekkür ederiz. Beyefendiyi soralım. Başlıca rollerini Uğur Yücel, Mustafa Üstündağ, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Ayşe Kökçü ve Gürgen Öz'ün paylaştığı Zoraki Misafir filminin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Giray Altınok'un yazdığı, Bülent İşbilen'in ise yönettiği komedi filminde Türkiye'de ilk kez sanal prodüksiyon teknolojisi kullanıldı. Merhaba arkadaşlar, bu sistem Türkiye'de ilk defa kuruldu. Dünyada örnekleri var ama Türkiye'de ilk olan bir şey ve ilk defa bizim filmimizde kullanıldı şu anda. Buraya geldiğim görüntüleri gördüğüm zaman çok enteresan bir şekilde her şey hareket ediyor ve her şey var oluyor. Oyuncuları kurtaran, ondan sonra prodüksiyonu kurtaran, işi hızlandıran bir sistem. Zoraki Misafir filminde oyuncuların arasında yer almaktan çok mutluyum. Çünkü enteresan bir teknik oldu bizim için de. Sanırım beyaz perdeye de daha güzel yansıyacağını umut ediyorum. Koşma karşıma.
Şarkıcı Semra San yeni single çalışması Sefil'le 4 yıl aradan sonra müzikseverlerle buluştu. Geçen hafta başı Burcu Kıratlı ile evlenen Sinan Akçıl, nikah öncesi düzenlemesine Mustafa Ceceli'nin imza attığı şarkıda Semra San'la düet yaptı. Başında cinle, üzerine siyah mı beyaz mı? Çok güzel bir şarkı. Ben hazırım. Bütün Sefil'ler de hazır olsun. Acayip bir şarkı geliyor. Ne diyorsun? Kesinlikle öyle. Sefiller grubu. Sefiller bekleyin bizi. Sefil geliyor yakında. Güzel bir klip olacak. Vallahi iyi iş olacak yani. Düğün öncesi klibimizi çekiyoruz. Aynen. Sinan'ı evlendiriyoruz. Sonra balayına gönderiyoruz. Ona sonra klip geliyoruz. Şarkıcı Aslı Ünel, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nilgün Diptaş, uzman doktor Albors Müşfik'i ve aile danışmanı Zekiye Çapan'la Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gazi Osman Paşa'daki bir hastanenin kadın çalışanlarına çiçek verdi. Dünya Hanımlar Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Ellerinizden görmesin. Çok teşekkür ederim. Biz kadınlarımıza, hele ki emekçi kadınlarımıza çok şey borçluyuz. Çalışan kadınlara çok şey borçluyuz. Ama hastanelerde çalışan sağlık görevlilerine gerçekten ömür boyu aynen müteşekkir kalacağız. Aynen. Hem evet, beylere hem bayanlara. Evet. O yüzden bugün buradayız. Bugünümüzü bu değerli sağlık çalışanlarıyla birlikte geçirmek. Onlara nacizane birer çiçek dağıtıp yüzlerinde tebessüm olmak için buraya geldik. Var. Yok, istemiyorum. Alacağım işte. İstemiyorum Hakan. Arka Sokaklar dizisinin bağır komiseri Merve Olsaz, sevgilisi Alan Hakko ile Bebek'te görüntülendi. Oflaz, 580 bölümü geride bırakan Arka Sokaklar için bir 500 bölüm daha seyirciyi bekliyor yorumunu yaptı. Evet, güzel güzel yemeğimizi yedik. Mutluyuz restoranlar açıldığı için. En çok da iş sahipleri için mutluyuz onlar adına. Çünkü uzun zamandır kapalıydı o yüzden. Dizi de gayet iyi gidiyor. Evet, dizimiz de güzel gidiyor. Güzel, her şey yolunda. Bu bitişle birinci bölüme kadar gidecek herhalde. Öyle umut ediyoruz. Evet, bir 500 bölüm daha bekliyor seyircileri inşallah. Ünlü oyuncu Ocak ayında Bebek'te bir sokağa park ettiği lüks aracının cam tavanındaki kırıkları ve darbeleri görünce karakola koşmuştu. Yok, kimin yaptığı belli değil. O kapandı gitti yani, bilmiyoruz kim yaptığını. Sizin aklınızda isimler var mı? Yok, mesela hayır. Kimse yok. Kimseden şüphelenmiyoruz. Yok, hayır. Öyle, çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say, kendisi gibi piyanist olan eşi Ece Dağıstan'la Bebek'te el ele görüntülendi. Fanatik Fenerbahçe taraftarı olan Fazıl Say, geçen günlerde Fenerbahçe-Trabzonspor maçını izlerken verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü piyanist, eşinin Taşkın Aşkım notuyla paylaştığı videoda Fenerbahçe'nin kaçırdığı pozisyona sinirlenmişti. Fenerbahçe bizler gibi sizi de biraz delirtti. Tülin Şahin bir kozmetik markası ve kadın girişimcileri derneğinin işbirliğiyle hazırlanan etkinlikte moderatör olarak görev yaptı. Yani çok güzel ilham veren hikayeler dinledik. Devamının gelmesi dileğiyle Kadınlar Günü kutlu olsun. Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar gişe rekortmeni Dağ filmiyle ilgili hangi flaş açıklamayı yaptı? İzleyelim. Kuvvetler kursuna katıldığımızı duysaydı eğer, önce gelir şöyle güzelce bir sırtımızı sıvazlardı. Bir de fıkra anlatırdı. Gişe rekortmeni daha başta olmak üzere birçok ödüllü filmde başrol oynayan Ufuk Bayraktar, Cihangir'de görüntülendi. Başarılı oyuncunun arka plakası düşen aracıyla kaza yaptığı görüldü. Sağ ol, teşekkürler. Önemli değil, yok yaptım. Önemli değil dedim, tabii abi tamponu çarpmışsın diyorsun. Arka plakada düşmüş sanırım. Evet. Son olarak Dayı Bir Adamın Hikayesi filmini çeken Bayraktar, merakla beklenen proje hakkında bilgi verdi. Uzun zamandır da göremiyoruz, yeni bir proje olacak mı? Ekranlarda i̇şte, özledik sizi. İnşallah bir tane başarılı bir iş yaptığımıza inandığımız bir film tamamladık. Ama bu pandemi sürecinde tabii
çok ötesine geçilmedi. 6 Kasım'daydı vizyon, ertelenme durumu oldu. Bakacağız şimdi, inşallah rahatlamaya başladı. Sinemaların gidişatına göre filmin de gidişatı yol alacaktır. Onun haricinde olacak işleri de bakacağız. Ünlü oyuncu aynı zamanda yapım ortağı olduğu Dağ filminin üçüncüsünü çekmeyi planladıklarını da anlattı. Dağ filmi de bekleniyor. İnşallah. Üçüncüsü ne zaman seyircili bulacak, ne zaman çekimlere başlanılacak? 2023 evet. Peki çekimlerine ne zaman başlanır? İşte bir sene sonra filan inşallah. Hadi kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sağ olun abi. Eyvallah. Nereye gidersen git, bana ait kalbindeki imza. Seçil Gür, Serdar Ortaç'tan gelen evlilik teklifini red mi etti? Serdar Bey'den böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Geldi. Etmez. Geldi. Ben hayır dedim. Az sonra. Yerli Adriana Lima olarak tanınan Fatma Gülfak'ı evlendikten sonra ara verdiği sunuculuğa hangi projeyle dönüş yapmaya hazırlanıyor? İzleyelim. Brezilyalı model Adriana Lima'ya olan benzerliğiyle tanınan, ardından Survivor'la popülerliği artan sunucu Fatma Gülfak'ı Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Fak'ı 2019'da hayatını Kerem Lafçı ile birleştirmişti. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yakalandık mı? Maskeyi çıkartabiliriz. Sosyal mesafeyi koruyorum. Teşekkür ederim. Ben biraz yine de geride durayım. Ayıp olmasın size de. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim. Birazcık ortalıklarda yoktum. Yeni bir projeyle döneceğim. Biliyorsunuz evlendim. Birazcık kendimi dinlemek istedim. Pandemi dönemi de oldukça hepimizi eve tıktı. Şimdilik böyle. Fatma Gülfak'ı YouTube'da yapacağı yeni projesinden bahsetti. Çok güzel bir projeyle geliyorum. YouTube projesi çok patili ve bol bol meydan okumalı bir proje olacak. Hatta şöyle bir ufak bir şey söyleyeyim. Beni izleyenler yanında hayvanlarıyla beraber beni takip etmeye devam etsin. Başka bir şey söylemeyeyim. Hayvan sebebiyle olacak galiba. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben çok inanıyorum ve beni çok heyecanlandırdı ve yani uzun bir süre bu aralığı uzatmak istiyordum, işte çalışmak istemiyordum. Koşa koşa kabul ettim. Güzel sunucu evliliği herkese tavsiye ettiğini söyledi. Güzel gidiyor, tavsiye ediyorum. Herkes bana yaşın küçük, ne erken evlendin falan diye. Evlilikle ilgili mi? Yoktu. Yoktu. Biz zaten eşimle 3 senedir beraberdik. Yani çok zaten severek evlendiğimiz için yani o korkuyla alakalı bir şey yoktu aklımda. Herhangi bir soru işareti de. İyi ki evlenmişim diyorum. Çalışmayı çok özlediğini anlatan Fatma Gülfak'ı çocuk yapmayı ise şimdilik düşünmediğini ifade etti. Ben çocukları çok seviyorum. O yüzden akışına bıraktım, inşallah bir gün olur. Bir şey diyeyim, şu an gündemimiz iş. Çocukla ilgili bir şey diyemem ya. Yani ileride inşallah. Odaklandım, evet. Yani özledim çalışmayı da. Projemize çok inanıyorum. Çok büyük isimler olacak. Bol bol meydan okumalı bir içerik var. İnşallah. Sizle keyifle çok meraklanıyoruz. Evet. Keyifle izleyeceksiniz. Bilmiyorum, heyecanını kaçırmak istemiyorum. Bu kadar vereyim. Bilgi. Peki o halde. Teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Çok sağ olun. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Gitmesen. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral bebek mi bekliyor? Yani doktor kontrolümüz vardı. Az sonra. Pandemide maddi olarak bittik diyen ünlü şarkıcı Fuat Ürek geçimini nasıl sağladığını açıkladı. Fuat Ürek, Levent'te bir güzellik merkezi çıkışı görüntülendi. Ünlü şarkıcı kulaklarıyla ilgili yaşadığı sağlık sorunundan bahsetti. Nasılsınız? Uzun zamandır görmeyince sizi. Sağ olun, sağ olun, var olun. Ne var ne yok? Bugün nasıl bir bakım yaptırdık acaba? Bugün bugün fazla bir şey yaptırmadım. Yok, bir şey yaptırmadım daha doğrusu. Kahveye çaya geldim. Kulaklarımdan rahatsızım. Bir de Elif'e fikir danışmaya geldim. Ne yapabilirim falan diye. Geçmiş olsun, kulaklarınıza neler? Ya bu pandemi süresi içerisinde herhalde sinirsel bir şey var. Ben bunu çok ciddi
olarak söylüyorum. Kulaklarımda bir şey oldu. Hani duymamazlık oldu. Tıkanma oldu. Sık sık temiz etmeme rağmen bilmiyorum ne olduğunu, bayağı rahatsızlık çektim. Bayağı çektim. Aylardır çekiyorum da. Neyse biraz sonuna geldik. Antibiyotikler, işte bir takım ilaçlarla geçiştirdik galiba. Ama bu dönemde herkes öyle bir şey var. Fatih Ürek, gece hayatında çalışanların pandemide büyük darbe aldığına dikkat çekti. Açılmaya başladı mekanlar. Bak duymuyorum görüyorsun. Mekanlar da açılmaya başladı. Bu herhalde yakın zamanda. Ama bizim sahne işe gece işleri daha yok. Evet. Yani riskli sayılıyor. Galiba Mayıs sonu da inşallah bunu yaparız da olur. Yani gerçekten artık bu biliyorsunuz arkada çalışan arkadaşlarımız, garsonlarımız, müzisyenler hepimiz bak benim çok fazla büyük bir darbe aldık. Bütün dert, bütün iş kurallara uymak. Kurallara uyacağız inşallah, böyle maskesiz filan, mesafesiz çıkmayacağız. Değil mi arkadaşlar? İnşallah bunu bitireceğiz. Ürek üzerindeki kürkün 90'lı yıllardan kaldığını ve hediye olduğunu belirtti. Son zamanlarda bir kürk tartışması var. Kürk. He. Bu benim eski. Görünce çok eski. Bilmiyorum, çok eski. Çok soğuktu. Elime geçti gibi giydim ben. Çok. Gerçek kürk. Hep bilmiyorum ki. Galiba. Evet, olabilir. Vallahi bilmiyorum. Tartışma vardı son zamanlarda. Ama o kadar eski istediğinizi söylesem 93'ler, 94'ler bu uzundu filan, böyle kestirdim de şey oldu filan yani. Hediye gelmişti o zaman. O başka yok yani. Ünlü şarkıcı oldukça dikkat çeken yüzüğüyle ilgili gelen sorular üzerine espri yaptı. Yüzüğü sormak istiyorum. Yüzükte bayağı yüzükte. Ama bu herkesi soruyor. Yok. Benim, seviyorum takı tıkı ya. Bu da benim evet. Bir yüzüğüm, sevdiğim bir yüzüğüm. Takıyorum. Hediye mi yoksa sizin aldığınız? Hediye mi yoksa sizin aldınız? Yok ben aldım. Ben kendim. Tek taşımı geldim. Tek taşımı geldim aldım. Aynı zamanda İtler'de bir restorana da ortak olan Fatih Ürek, pandemide maddi olarak bittik dedi. Pandemi süreci sizin için nasıl geçti? Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz acaba? Sormayın çocuklar, bittik. Zarar ettiniz benimle oldu. Çok. Çok zararımız var. İnanılmaz zararımız var. Yani ben tabii bir takım şeylerle sağ olsun bankalarla falan konuşuruz. Sanatçı olduğumuz için bir takım şeyleri erteleyebiliyoruz, öteleyebiliyoruz. Fakat zor oluyor tabii ki. Yani şimdiye kadar birikimleri vardıysa o birikim ne kadar olursa olsun. Çünkü elemanlarımız var, çalışanlarımız var. İşte tek tük şeylerle falan birikimlerimle yaşamaya çalıştım. Zaten bir şey yaptığım yok. Alışveriş yapmıyorsun. Bir markete gidiliyor. Marketten alışveriş yapılıyor. Başka bir şey yok. Zaten hiç anda borcumuz olan insana da borç veremeyiz yani. Yok. Yok. Borç istediğiniz olur. Yani olsun. Amenle. Zaten ben çok borcuma sadık bir insanımdır. Fakat şu anda hiç benim gibi, çünkü bunu utanmadan da söylüyorum. Benim gibi birçok sanatçı arkadaşım çok mağdur oldu. Mağdur oldu. Ve o yüzden de şimdi inşallah işlerimiz açılacak ve ondan sonra çalışacağız. Bu arada tabii bu yaz sezonuna çok güzel işlerimiz geliyor. Teklifler geliyor bize. Hani Bodrum, Çeşme o taraflar olsun. Bir de İnşallah Kıbrıs yolumuz açılırsa kurtarırız. Ünlü şarkıcı hayatından çıkardığı Demet Akalın'ın adını duyuncaysa hiç umurumda değil yorumunu yaptı. Uzun süredir de bir küsünüz var efendim Demet Akalın'la. Acaba bir barışma geldi mi? Aradan bir sene geçmiş biliyor musun? Evet. Farkında değilim. Hiç umurumda değil. Hani hatırlamıyorum bile ya. Ben seviyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kusura bakmayın ya. İngilizce şarkısına klip çekmeye hazırlanan ünlü popçu Ece Seçkin, Retrograde parçasıyla dünyaya açılan Aleyna Tilki hakkında bakın neler söyledi. Pembe olan saçlarını lila rengine boyatan Ece Seçkin, kıyafet provası çıkışı görüntülendi. Merhabalar, nasılsınız? Saçlar mükemmel olmuş bu arada, saçlardan başlayalım. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir önceki saçım pembeydi. Lila da pembenin bir tonu olduğu için bu sefer işte pembenin lila tonuna geçiş yapmak istedim. Ama gerçekten bir işte değişikliğe, hem de yani hepimiz zaten zor ve yeterince karanlık bir dönemden çıkmaya hazırlandığımız için kafamı renklendireyim dedim. 29 yaşındaki şarkı pandeminin ilk döneminde aldığı fazla kilolardan kurtulduğunu anlattı. Pantolon bol biraz. Çok kilo vermişsiniz. Ondan herhalde.
Pantolonumu daha daraltamadım. Bu evdeki en küçük pantolonum. O yüzden bu arabanı giyiyorum. Bugün çıkışta pantolon alacağım gidip kendime. Evet, birazcık kilo kaybettim. Yapacak çok da fazla bir şey olmadığı için tabii ben uyanır uyanmaz soluğu spor salonunda alıyorum. Nadirsiniz ama genelde kilo aldılar o pandemi sürecinde. O herkes oldu. Ben de bir dönem çok ciddi kilo aldım. Ne kadar aldın? Çok aldım. Bırak sosyal medyada kendimi paylaşmayı, aynalara küstüm bir dönem. Ece Seçkin, İngilizce şarkısına klip çekeceğini açıkladı. Aslında heyecanlıyım. Çünkü önümüzdeki hafta klip çekiyoruz. Yaklaşık bir yıldır marka yüzü olduğum dünyaca ünlü bir oyun var. Onun bir şarkısı, artık tema şarkısı İngilizce. Yani zaten daha önce de İngilizceydi ama yeni şarkısını ben söylüyorum. Ünlü popçu Retrograde adlı ilk İngilizce şarkısını piyasaya çıkaran ve Konyalı tek dünya starı benim diyen Aleyna Tilki'ye de destek verdi. Aleyna Tilki de dünya starı olma yolunda adımlarını attı. Neler düşünüyorsunuz klip ve şarkı hakkında, neler söyleyeceksiniz? Çok beğendim. Zaten bütün hesaplarımdan da paylaştım. Olacak tabii ki, ilk seferde, tek seferde olabilecek bir şey değil. Türkiye'den de bir dünya starı çıkmalı. Aleyna da o yolda ilk adımını attı. İnşallah çok çok başarılı olacak. İnanıyorum ben. Ece Seçkin, pilot sevgilisi Çağrı Terlemez'le nikah tarihlerini bir kez daha ertelediklerini ifade etti. Bu yaz aslında artık evlenecektik, yani bizim nişanlılığımızın 3. senesi dolacak. Ailelerimiz artık siz ne yapmaya çalışıyorsunuz diyor. O yüzden normal şartlarda bu yaz olacaktı ama biz de istiyoruz ki tabii ki hani özel bir gün sevdiklerimizi yanımızda görmek istiyoruz. Geçen yaz olmadı, 11 Haziran'da evlenecektik. Öyle bir tarih konuşmuştuk. Bakalım, belki bu sene Eylül gibi. Her şey pandemiye ve şartlara bağlı. Ünlü popçu parmağındaki iri tek taş yüzüğü gelen sorular üzerine gizlemeye çalıştı. Pandemide evlenenler var ama birçok da tepki alanlar var. En son Sinan Akçıl Burcu Kırat'la evlenmişti. Evet. Otelde yaptılar. Evet. Yani yapılabiliyor aslında. Yani bahane değil. Yani şey istiyorum. Benim çok arkadaşım var. Hadi nasıl toparlayacağım? Benim çok arkadaşım var. Bütün arkadaşlar. Bizi alıyor canım. Sürekli bütün bu efekti. Yapma yapma. Vallahi gülüyor. Yapma, ne olur yapma. Siz şu tarafa gidecektiniz, şöyle yapın. Şey de var. Başım ağrıyor. Fark etmedin mi? Sarkmış bu parmak. Ya yapma. Vallahi utanıyorum. Evlenmeye hazırlandığı oyuncu Zehra Yılmaz'la sessiz sedasız ayrılan ünlü popçu Cem Belevi yeni bir aşka mı yelken açtı? İzliyoruz. Onu arama, beni de oyalama, sende de Leyla yok. Cem Belevi Etiler'de bir kuaför salonunda Magazin Atı kamerasına takıldı. Gelsen de güzel, görsen de güzel, bak yollarına. Ünlü popçu yeni klip çekimi öncesi bakım yaptırdığını söyledi. Uzun zamandır göremez, saatler olsun diyelim. Teşekkür ederim, böyle bir bakım falan, biraz bir kendimize gelelim. Manikür pedikür de yaptırdık. Hepsini gördünüz mü ya? Vallahi. Vallahi işte yeni bir klip çekeceğim de. Onun böyle bir hazırlıkları biliyorsunuz. Konser, yeni şarkıya. Yeni şarkı. Böyle konser falan olmadığı için unuttuk kendimizi yani, ne yapalım? Biz de unuttuk sizi görmeye görmeyi. Sağ ol. Vallahi özledik yani. Hiç dışarıda çıkmasın sanırım, yürüyüşlerde de hiç görmürüz. Evet. Neler yapıyorsunuz? Evet. Eve mi kapandınız? Ya işte mesafeli. Mesafeli yaşıyoruz. Dikkat ediyoruz. Stüdyolara gidiyoruz tabii, yine mesafeli kayıtlar falan devam ediyor. Yakın zamanda işte bir klip çekeceğim. Bir kendime geleyim, saç baş bakım falan bir hatırlayayım. Nasıl bir klip gelecek peki? Vallahi güzel, böyle bir doğal bir ortamda. Hızlı bir şarkı. Biraz da ince giyindim, üşüyorum. Geçen yaz evlilik teklif ettiği oyuncu Zehra Yılmaz'dan sessiz sedasız ayrılan yakışıklı popçu şu sıralar kalbinin boş olduğunu anlattı. Kolyeye sormak istiyorum, üstünde bir şeyler yazıyor sana. Yok, bu mavi böyle bana iyi geliyor. Kolye mi? Öyle. İlişki durumunu soralım mı? İlişki yeni birinden bir hediye mi? Yeni bir aşk yelken başlıyoruz. Şimdi bir şey yok. Dur, bir yelken falan açmadık. Kendimize gelelim. Bir ortalık açılsın, yelken açarız. Yelken kolay. Cem Belevi, Zehra Yılmaz'la ihanet yüzünden ayrıldıkları iddiasına da yanıt verdi. Ayrıldıktan sonra hiç konuşmadınız. Yok yani. Çok da habersiz de ihanet haberleri çıktı. Evlilikten döndünüz diye. Yok yani. Atlaşamadık ya, konuştuk onları. Ayaküstü konuşmayalım bunları şimdi. Karşılıklı bir anlaşmazlık mı olmuştu ya? 3 yıllık ilişki bitti mi yani? İşte sormak istiyorum, nasıl bitti, neden bitti? Burada, şu an. Şu anda. Yani sizi burada görebildik. Göremediğimiz vallahi için. Vallahi sağ olun. Teşekkür ederim. Konuşuruz yine uzun uzun ya. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Size iyi bakın kendinize. İyi akşamlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb?
Yeşilçam'ın 75 yaşındaki efsane ismi Nebahat Çehre, kürk giydiği için topa tutulan Bülent Ersoy'a neden arka çıktı? Onu kendi tarzı, kendi düşüncesi, çocuğa bu kadar sıkıştırmak falan da hoş değil ya. Usta oyuncu, Yasak Elma dizisindeki Feride rolünü hangi sebep yüzünden kabul etmedi? Bazı şeyleri okuyorum. Beğenmiyorsunuz. Yani ben, tabii ki her şeyi yapılan bir emek var ama. Az sonra... Bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu açıklayan ünlü komedyen İbrahim Büyükak yaşadığı heyecanı hangi sözlerle ifade etti? İzleyelim. İlginç Bazı Olaylar adlı ilk dizi filminde hem başrol oyuncusu hem yazar ve hem de yönetmen olarak görev yapan ünlü komedyen İbrahim Büyükak, Levent'te görüntülendi. Çalışıyoruz, çekimleri iyi gidiyor. Az bir zamanımız kaldı yani 10 bölümü bitirmek üzereyiz. 2,5 haftam kaldı. Bu sefer yönetmenliğini de ben yapıyorum. Senaristliği ve oyunculuğu dışında. Yönetmeni de benim. Merak ediyorum tepkileri. İyi bir iş yaptığımıza inanıyorum. Yani inşallah seyirci de sever. Büyükak ilk sezonu 10 bölüm olan dijital dizide Zafer Algöz, Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya gibi usta oyuncularla çalışıyor. Bu sefer 3 koldan da aslında evet. Siz de diyebiliriz. Hani evet. Zorluklarını yaşamaya başladınız mı? Ya zorluk değil de yoğunluk diyelim ya. Yoksa zorluğu ya çok kaliteli bir ekibim var. Çok iyi oyuncularla çalışıyorum. Zafer abi, Füsun abla zaten Türkiye'nin en önemli oyuncuları, Meral abla, Cemre çok yetenekli, Özgür Emre öyle. Yani çok yetenekli oyuncularla çalışıyoruz. Çok iyi bir ekibim var. O yüzden de hani sağ olsunlar, hani herkes bir şekilde üzerimden yükü alıyor. Yayın tarihi belli mi peki? Yayın tarihi 19 Mart'ta olacak. 19 Mart'ta ilk bölümümüz girecek ya da ilk iki bölüm birden girecek. Onun tam kararını veremedik. İlk kez babalık heyecanı da yaşayan İbrahim Büyükak, sanki içimdeki bir damar yolu açılmış gibi benzetmesini yaptı. Bunun dışında da tekrardan ikinci kez hayırlı olsun çocuğun. Ay çok teşekkür ederim. Oldu. Evet. Fotoğrafı da paylaştık. Oğlum olacak inşallah. Vallahi o en büyük heyecan o. Aslında doğruya doğru yani dizi de yapıyoruz falan ama en büyük heyecan bir gerçekten çok tuhaf bir duygu. Yani şimdiden bu duygudaysam doğduktan sonra ne olur bilmiyorum. İnşallah sağlıkla gelir. Herkesin bebeği sağlıklı büyüsün inşallah. Ya gerçekten acayip bir duygu. Yani bilmiyorum çocuğu olan vardır içinizde. Var değil mi? Çok tuhaf bir ya yani şimdiden o tuhaf bir duygu yani sanki içindeki bir şey damar yolu açılmış oluyor. Başka bir şey açılıyor. Yeni bir hayat. Garip yani ve acayip bir derinlik oluyor. Ünlü komedyen eşi Nurdan Büyükak'la henüz ismine karar vermedikleri olduğu için sosyal medya hesabı açmayı düşünmediklerini ifade etti. İsim düşündünüz peki yoksa aile büyüklerinden birinin bir ismi? Var 2-3 tane isim düşünüyoruz ama son kararı vermedik. Yani eşimle birlikte var yani bir şeyi var. 2-3 isim arasında kaldık ama böyle bugün yarın artık onu da netleştiririz. Çünkü ona göre de işte şimdi hanımlar evet. Şey istiyor duvar kağıdı yapalım evet, odasını evet. Şöyle yapalım özeniyorlar. Ona göre de herhalde o dizaynları yapacak. O yüzden 1-2 güne onu da halledeceğiz gibi duruyor. Bir de doğmadan sosyal medya hesabı açanlar var. Siz öyle düşünüyor musunuz? Yok. Sosyal medya hesabı açanlar. Yok abi. Yok düşünmüyoruz. Doğmadan reklam yukarı kaydırdı. Kordonumu yukarı kaydırdı ama yok şey öyle bir düşüncemiz yok. Büyüdüğünde kendisi açar. Aynen. Evet, diye düşünüyoruz yani. Sağ ol abi teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. What you know about rolling down in the deep when your brain goes... Bir küs bir barışık aşk yaşadığı ünlü oyuncu Gamze Topuz'la el ele görüntülenen spor yorumcusu Tümer Metin hangi soru üzerine gerildi? İzleyelim. Bir küs bir barışık giden ilişkileriyle gündeme gelen ünlü oyuncu Gamze Topuz'la futbol yorumcusu Tümer Metin Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Kol kola yürüyen çift bir mağazaya girdi ve İkiliden Tümer Metin yeniden bir araya mı geldiniz sorusu karşısında gerilirken Gamze Topuz'a kahkaha attı. Nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olun. Abi yeniden bir araya geldiniz. Hayırlı olsun diyorum tekrar. Bir küslük durumu var herhalde. Kendilerde. Alışverişte. Kendiniz mi yazıyorsunuz? Kendiniz mi cevaplıyorsunuz? Geçen günlerde haber vardı ondan dolayı. Tamam, haberi yapana bak. Ev eşi Azı Bakan çift evlilik sorularını ise yanıtsız bıraktı. Evlilik hazırlıkları başladı mı? Ev eşi Azı Bakan.
Tümer Metin'le Gamze Topuz yürüyen merdivenleri sarmaş dolaş çıkarak mutluyuz mesajı verdi. Annesinin vasiyetini yerine getiren ve bir türkü albümü hazırlayan Haluk Levent, neden sosyal medyada zengin olmak çok kolay dedi. İzleyelim. Hepsini üstüme gelsinler. Üstüme gelsinler. Haluk Levent Etiler'de kameralara takıldı. Burada beni kızımla yakaladınız. Kahve içiyorduk. Uzun zamandır çocuk hiçbir yere çıkmıyor. Aslında kalabalık ortamlara getirmiyorum ama içeriye baktım sakindi diye bir kahve içtik. Vallahi sizin gibi işsiziz biz de. 12-13 aydır. Yakında açılmasını bekliyoruz. Ünlü rockçı annesi Sabri'ye acilin vasiyetini yerine getirdiğini ve türkü albümü yaptığını söyledi. Önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta 15 şarkılık albüm piyasada. Yeni şarkılardan mı olacak yoksa? Yok annemin vasiyeti üzerine hani ben vasiyet edindim bir cümlesinden yola çıktım. Annemin sevdiği türküleri bir albüme koydum ve güzel olduğuna inanıyorum. Çok iyi. Hangi türküler olacak? İki tane sürpriz. Daha önce hiç duyulmamış türküler de var. Hani işlenmemiş türküler de var. Çünkü o onun döneminden böyle, onun henüz gelin gideceği dönemden türküler var. Onun sevdiği türküler. Bir de popüler türkü ama bir de benim kavramla ama kimlerle çalıştık söyleyebilirim. Düetlerde sevgili Cem Adrian, sevgili Hayko Cepkin, sevgili Melek Mosso, sevgili Ceylan Ertem ve sevgili Oğuz Aksaç bu türkülerde düet yaptılar. Kurduğu ahbap platformuyla yardıma ihtiyacı olanların imdadına yetişen Haluk Levent, dolandırıcılara karşı insanları uyardı ve sosyal medyada zengin olmak çok kolay dedi. Yani elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Tabii ülkenin koşulları, dünyanın koşulları iyi bir gelecek bırakmaya çok zor şartlar. Ama ahbap olarak biz küçücük de olsa mutluluklar dağıtabiliyorsak, farkındalık yaratabiliyorsak o da bizim için çok güzel. Kesinlikle. Aslında bu iyi niyetinizi suistimal edenler de var. Dolandırıcılar da çok biliyorsunuz hani yardım talep edip aslında gerçekten yardıma ihtiyacı olmayanlar da var. Neler söylüyorsunuz? Sosyal medyada bu kirlilik var. Bu kirliliği olmasın diye biz çok iyi araştırma ekibi kurduk. Maalesef sosyal medyada zengin olmak çok kolay. Biz bunun bir sosyal deneyini yaptık ve tanıdık bir kişinin fotoğrafını koyup ekipçe hazırladık bunu tabii. Altına da bir çocuğum aç, mama istiyorum, para istiyorum dedirttik. Bir baktık ki o gün bayağı bir para geldi. Sonradan bunu açıkladık. İnsanların araştırması lazım ve iyi araştırması lazım bunların. Bizler ahbap olarak en sağlıklısını, en iyisini araştırmaya çalışıyoruz. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni, tam seni. Nesrin Cevatzade, Yasak Elma dizisinin setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan'la evleniyor mu? Bir sürpriz nikah gerçekleşir mi? Az sonra. Magazin Hattı devam ediyor. Nebahat Şehre, kürk giyme sevdası yüzünden eleştiri oklarına hedef olan Bülent Ersoy'u neden savundu? İzleyelim. Yeşilçam'ın efsane ismi Nebahat Şehre, doktor kontrolü için gittiği Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Yedi harika var senden, yok başka. İyi misiniz? Teşekkürler. Kendinizi kollayın ne olur çok. Salgın var. Ben doktora geldim de tansiyon sorunu çıktı bu ara. Herhalde stres yaptık evde kapalı kalmaktan dolayı. Gerçi yürüyorum, yürüyüşler yapıyorum ama onun dışında tabii ki strese giriyoruz ister istemez. Çehre son olarak Yasak Elma dizisinden Gülenay Kalkan'ın hayat verdiği Feride rolü için teklif almış ancak projede yer almak istememişti. Bazı şeyleri okuyorum. Beğenmiyorsunuz. Yani ben, tabii ki her şeyi yapılan bir emek var ama kendimi bulduğum bir şey de istiyorum kabul etmek. Kendim bulamadığım yerde de yani iş yapmak için yapmak istemiyorum. Yapmış olduğum karakterin dışında bir şey bekliyorum. Beklentim bu yönde. Ki kendimi eskitmeyeyim, yani devam etsin, oyunculuk çıksın ortaya. Hep aynı kalıpta olduğunuz zaman bunu gösteremiyorsunuz. O nedenle yani çıkarsa iyi bir şey yapacağım, yoksa düşünmüyorum. Usta oyuncunun geçen günlerde paylaştığı gençlik fotoğrafı çok konuşulmuş, çehreye şimdiki haliniz daha genç mesajları yağmıştı. İşte o zamanın modası çok kötüydü çocuklar. Yeşilçam
dönemi bütün arkadaşlarla. O böyle çift kirpikler takmalar, peruk takmalar. Böyle bir lüksümüz yoktu. Kuaför sete gelmezdi, makyaj yoktu. Bilinçsizlik, 17 yaşındasın. 19 yaşındasın. Yani o yaşlarda ne görüyorsun onu taklit etmeye çalışıyor. Kötü bir taklitçi oluyordu, kötüydü. Moda da çok kötüydü. Eskiden? Evet, moda çok. Yani o dönemin modası kadın modasıydı. Yani kadınlaştıran. 17 yaşında... 17 ise 30 gösteriyordu. 30 tabii yani. Ama şimdi yani kıyafetler mi siz genç gösteriyor? Onu mu anlıyorsunuz şimdi? Hayır, tabii ki casual bir kadın. Tabii ki biz tuvalette giyiyoruz, her abiye de giyiyoruz ama günlük şeyde daha spor olmaya çalışıyoruz. Saçlar daha natürel, daha düz, daha makyaj natürel. Yani bütün bunların şeyleri var, fonksiyonları var. Yaşımdan hiç gocunmuyorum diyen 75 yaşındaki usta oyuncu ikinci koronavirüs aşısını da olduğunu açıkladı. Yaşımızı yaşıyoruz. Güzel yaşamak çok önemli. Biz de daha erken dünyaya geldikse bizi bebek olduk, çocuk olduk, her şey olduk. Onun için ben gocunmuyorum, rahatsız olmuyorum. Yaşımdan da mutluyum, bana birçok şeyler kazandırdı. Aşıyla ilgili düşünceniz nedir efendim? Aşı ben ikinciyi oldum geçen. Oldunuz. İki gün önce oldum. 30 yaşı oluyordu değil mi şu anda? Evet. Evet. Üçüncü faz herhalde sıra gelecek size. Yapılacak mı zannetmiyorum. İki tane bırakacaklar galiba. Nasıl? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bir değişiklik yok. Değişiklik bir şey hissetmiyorum da yan etkisi olmadı. Herhangi bir yan etkisini yaşamadım. Ama yine tabii ki her türlü korunuyorsunuz. Maskeler takılıyor. Tabii. Çocuklar bu uzun seneler gitmeyecek bu maskeler bizde. Çıkmayacak bu maskeler. Bu aşı belki biraz daha gençleştirirse belki artık tek başınıza yürümezsiniz bir şans taşında. Ne yapacak? Gençliği yaşadık. Şimdi bu yaşı sağlıkla, güzellikle yaşayalım. Önemli olan o. Adak için kurban kesilmesine karşı olduğunu da belirten Nebahat Çehre, Kürk giydiği için topa tutulan Bülent Ersoy'un üzerine çok gidildiğini savundu. Adak için bir hayvan kesmem. Onu başka şekilde adak yapmam gerekiyorsa bir şey. Yardım bunu başka şekilde, hayvan keserek yapmam. Bu da benim en büyük şeyim. Rahmetli annem dedi ki hayvan kes. Deyip de bir daha hayvan kesersen ben öleyim anne dedim. Bunu annenize söyledim. Evet, annem böyle birden haline geldi ve ondan sonra o kadar yapacak şey, yardım yapacak şeyler var ki. Talebeler var, evler var, her şey var. Onun için ben aslında hassasım bu konularda. Fakat insanlar artık özgür ne isterse yapsın, o kendi düşüncesi. Bu kadar Bülent Ersoy'un yaptığı kendi düşüncesi. O onu kendi tarzı, kendi düşüncesi. Çocuklar bu kadar sıkıştırmak falan da hoş değil yani. Ünlü oyuncu artık gerçek kürk almadığını da sözlerine ekledi. Hani etini yiyorlar, kesiyorlar ya. Hani büyük hayvanlar, baş hayvanların. Sonra da derileri satılıyor falan. O öyle bir şey zannediyorum bu. Siz daha dikkat ediyorsunuz ona. Yok zaten kürk eğer satarsam yardım cemiyetine göndereceğim. Eski kürkleriniz. Evet. Ama artık almıyorsunuz. Yok canım, hayır. Hayır, hoşçakalın. Dizisinin kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral, Bebek mi bekliyor? Sıradaki haberimizi. Adana'da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kadrosuna Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. İki sezondur Ordu'daki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynayan Demirci, eşiyle İstanbul'da hasret giderdiklerini söyledi. Merhaba. Merhaba, iyiyiz. Siz nasılsınız? Efendim, bu aralar herhalde çok sizi göreceğiz. Geçen de Cihangir'de gördük. Evet. Şehir dışından dolayı artık herhalde özlemle alakalı sürekli böyle. Yani denk getirmeye çalışıyoruz artık. Başka türlü olmuyor. Denk geldikçe İstanbul'da görüşüyoruz. Evet. Hande Soral, doktor kontrolüne gittiklerini söyleyince ünlü çifte bebek mi geliyor diye soruldu. Bugün alışverişe mi yoksa bir kontrolü falan mı? Evet. Yani doktor kontrolümüz vardı. Oraya geldik. Hayırlı evet. Ya haber mi yoksa normal? Yok normal. Hayırlı haber beklediğiniz güzel bir çiftsiniz çünkü. O yüzden İnşallah. Teşekkür ederiz. Onun dışında... Öyle bir şey olursa duyarsınız zaten. Değil mi? Yani muhtemelen. Duyur. Evet tabii. Ama şimdilik yok. Ha? Yok.
Gerçekten. İnşallah zamanı geliyor. Dizi sezonunu tamamlamaya çalıştıklarını anlatan ünlü oyuncu çift tatil planlarından bahsetti. Peki onun dışında projeleriniz nasıl? Her şey güzel, yapıyorlar. Her şey yolunda. Setler devam ediyor. Aynen, devam ediyoruz. Sezonu bitirmeye çalışıyoruz. Sağ salim inşallah, hastalıksız. Aynen. Gidiyoruz, geliyoruz. Sezon bittikten sonra yazında artık bir tatil, belki pandemiden dolayı. Pandeminin izin verdiği ölçüde yapmak aynen istiyoruz ama bakalım. Ya var mı böyle kafanızda birlikte konuşurken böyle ya pandemi biraz rahatlasa da yurt dışına buraya özellikle gidelim dediniz mesela, bir iki yer var mı? Her yer olur ya şu an. Öyle bir sıkıldık ki. Gidelim. Her yer. Yani Türkiye'de de çok yer var aklımızda ama gidemiyoruz. Gidebildiğimiz ölçüde gideceğiz bakalım. Herhalde yani. New York ama değil mi? Evet. Yani. Ya Amerika. En uzak seçtiğiniz herhalde. En uzak yere nereye gidebiliriz? Yani aynen. Aynen. Bir Avustralya. Neresi yani, olursa. Yani o kadar uzun süre maskeyle uçakta olmak tabii şu evet, an için da mümkün değil benim için yani. Çok zor. Çok ben hiç düşünmemiştim bunu. Güzel. Çok zor evet, yani. Zor olabilir. Bir yoldan bak. Tamamen pandemi bitince gideceğiz herhalde. Bu aynen fikir beni üzdü biraz. Maskeyle. Yani saatlerce. Biraz geç kalıyoruz. Yani. Yetişmemiz evet gerekiyor. Müsaadenizi isteyelim. Teşekkür ederiz. Hande Soral'la İsmail Demirci çifti daha sonra sarmaş dolaş Nişantaşı sokaklarını gezdi. Hadi aşk beni çağır da yanına, kedi gibi sokulayım sıcağına. Nesrin Cevatzade, Yasak Elma dizisinin setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başladı. Gökhan Alkan'la evleniyor mu? İzleyelim. Nesrin Cevatzade, Yasak Elma dizisinin setinde yakınlaşıp aşk yaşamaya başladığı Gökhan Alkan'la Bebek'te görüntülendi. Alev alev yandım doğru. Geçtiğimiz aylarda diziden ayrılması gündeme gelen Nesrin Cevatzade, projeye devam ettiğini söylerken Yasak Elma'ya 85. bölümde veda eden Gökhan Alkan da Nesrin'i gururla izliyorum dedi. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz, çok şükür. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel gördüm sizi, güneşin tadını çıkaranlardansınız. Aynen öyle. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz peki? Var mı yeni bir şeyler Gökhan? Nesrin Hanım galiba sizin diziden ayrılma durumu söz konusu. Ha, şimdilik devam ediyorsunuz. Siz neler yapıyorsunuz peki Gökhan Bey? İzliyoruz. Çok iyiydi bu abi. Keyifle, gururla. Hı-hı. İzlemeye devam ediyoruz şimdilik. Yakışıklı oyuncu ailesiyle de tanıştığı Nesrin Cevatzade ile evlilik sinyali verdi. Çok sürpriz bir birliktelik oldu bizler için. Yakın zamanda da fanlardan acaba bir evlilik sinyali var mı diye sorular bize gelmeye başladı ama bir sürpriz nikah gerçekleşir mi? Onları yine sevenlere sor. Ben sana söyleyeyim. Bilen var mıdır diyor. Onlar her şeyi biliyorlar maşallah. Bizden daha iyi bize hakimler. Biz saygıyla onları izlemeye devam ediyoruz. Gerçekten var mı peki böyle bir niyetiniz? Nasıl gidiyor ilişki durumunuz? Her şeyin en güzelini Allah bize nasip etsin. Hepimize, herkese. Peki. Gökhan Alkan pandemi koşullarında sporunu aksatmamaya özen gösterdiğini sözlerine ekledi. Muhteşem de şıksınız. Spora devam ediyorsunuz galiba. Yani etmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince. Peki. Pandemi döneminde şartlar el verdiğince. Her şey yolunda. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum kırmadığınız için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Seçil Gür, Serdar Ortaç'tan gelen evlilik teklifini ret mi etti? İzleyelim. Nereye gidersen git, bana ait kalbindeki imza. Serdar Ortaç'la Seçil Gür çifti Ozan Çolakoğlu'nun stüdyosu çıkışı kameralara takıldı. Nasıl geçti okuma? Sizin miydi, sizin miydi onu öğrenelim. Benim. Seçil Hanım'ın okuması. Evet, Nisan'ın ilk haftası. Acayip şarkım çıkıyor. Onun okumasını yaptık beraber. Yani beraber derken ben okudum, yardımcı oldu Serdar. Evet. Nasıl geçti Serdar bir yani? Güzel okudu. Şarkı da çok güzel. Onun bestesi, sözleri de ona ait. Harika okudu. Ondan sonra işte çalıştık. Ünlü popçu Ozan Çolakoğlu'nun yapacağı Best Of albümü hakkında bilgi verdi. Bu parçam işte Karabiberimi atıyorum İrem Derici okusun ya da başka bir parçamı bu okusun gibi düşünceniz var mı? Ya da karışır mısınız böyle bir şeye? Ya fikrimi söylerim. Buralara yaz günü. Asrın hatası. Yani fikrimi söylerim Ozan'a. Çolakoğlu karar verir. Peki Seçil Hanım hangisini like gördünüz? Seçil Değmez'i seviyordu ama ben diyorum hani hızlı bir şarkı yapalım. Ona karar vereceğiz.
dinleyip karar vereceğiz. Hanım olduğu için istediğini seçer yani. Serdar Ortaç, Seçil Gür'ün Değmez şarkısına yaptığı slow yorumu dinletti ve Seçil her şeyi okur dedi. Seçtiniz mi? Var mı aklınızda Seçil Hanım? Yani hiç aslında şimdi sektörde çok konuşuluyor. İşte onu ben okuyayım, şunu ben okuyayım diye. Hatta bugün böyle bir şey farkına vardık ki biz kendi aramızda hiç konuşmadık. Değmez şarkısı hareketli. Ben Değmez aşklara. Slow yaptım. Slow cover yaptım ve Instagram sayfamda çok beğenildi. Bak şöyle hani, yaptı. Devam et. Evet. Yani o olabilir diye düşündüm ama hani şimdi yeni bir şeyler de üretiyoruz ya, onun heyecanından hiç hani biz bunu kendi aramızda konuşmadık ama bu gece bunu düşüneceğiz. Ben bak, ne okumalıyım bak diye. Sen de dinle. Gitmek sana kolay gelir, sevmekse ya. Hareketli bir şarkıydı. Dur bak. Aşklara değmez, yaşlara değmez, gönlüm ağlar, gözyaşım seni. Böyle yani slow yaptım ben bu şarkıyı. Gönlüm değmezden yana ama hani... Ben hızlı diyorum. Diyor ki yani hızlı karşıma okuyanım. Bir mesela daha çıkma gibi sakın. Peki Serdar Bey, siz seçin onun hangi yönünü seviyorsunuz? Hızlı mı, slow mu? Her şeyi okur o. Türkü desem türküyü de okur. Ortaç'a yakın dostu Sinan Akçıl'ın ikinci kez Burcu Kıratlı ile evlendiği hatırlatıldı. Sayın Burcu Kıratlı hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? İkinci kez ve son kez evet! Sinan Bey tekrardan ikinci kez evet dedi. Evet, hayırlısı olsun. Hani evet. Sizin de böyle bir düşünceniz var mı Serdar Bey tekrardan hani Seçil Hanım'a? Kısmet ya, biz çok mutluyuz. Evet. Bilmiyorum, kısmet yani. Hani Serdar Bey'den böyle bir teklif gelse kabul eder misiniz? Geldi, etmez. Geldi, ben hayır dedim. Etmez. Şaka yapıyorum tabii. Ya gerçekten aramızda konuşmuyoruz bunu. Hiç, yani, o kadar mutluyuz ki. Evet, konuşmuyoruz. Yani şey söyledim ben bir röportajda. Hani eğer bu imzaysa biz kalbimize imzayı zaten... Hey be, yürü be. Ya yürü çok be. Mu duygusal oldum? Yani öyle ama gerçekten. Yani bunun adı eğer bir imzaysa ben o imzayı... Yani o benim kalbime o imzayı attı. Ben de onun kalbine attım. Buna ama tabii ki... Kurum olarak evlilik önemli. Sana indirmiyor. Yani evlilik olmalı. Anlatacağım aşkım ben sana ileride. Serdar Bey sana tekrardan bir evlilik istiyor. Sürpriz bir teklif olur mu? Bilmiyorum, kısmet. Evet, kısmet. Bırak sürprizimi bozma. Bozmayayım. Tamam, bozmayayım. Çünkü kalbime gelmedi. Kolyelerde hani SS galiba. O bir yıldır var. Bir yıldır. Bu yeni ben değil. İlk defa görüyorum. Benim Mircan var. Mircan Kaya çok sevdiğim bir arkadaşım. Kuyumcu. O yaptı hemen. Aşkımızı dedi göğsünde taşıdı. Vay be! Gür, Serdar Ortaç'ın hem komik hem de çok romantik olduğunu belirtti. Çok romantik. Gerçekten romantik. Ama çok da eğlenceli. Romantik komedi. Hani var ya film türü. Evet, evet. Öyle bir şey. Romantik komedi. Zevzek diyor da çaktırma işte. Hayır. Ünlü popçu ikinci kez konuk olduğu Menajerimi Ara dizisinin çekimlerinde çok eğlendiğini ifade etti. Çok eğleniyorum. Geliyor Çınar, abi bunalımdayım diyorum. Baba. Baba. Sizin zaten babanız meşhur. Tabii. Evet. Baba. Baba. Bize de yapıyorsunuz baba, sor hadi. Hadi baba. Ama çok iyi değil mi yani? Çok yürekten değil mi? Evet. Ablam, babam. Serdar Ortaç, geçen aylarda kardeşinin kendisine araba hediye ettiğini açıklamıştı. Sosyal medyada ise arabanın aslında kiralık olduğu iddia edilmişti. Araba konusu vardı, evet. Devam. Yeni araba aldığınız konusu vardı. O ama konuya çok bir... geçti o. Hayır, o araba mı oldu? Yok, Kardeşimi mi diyor? Evet. Kardeşim bana araba hediye etti. Yani ben arabaları sattım, bisiklete bineceğim dedim. Bir minibüs kaldı işte. Evet. Onunla gidiyoruz işlere. Sertaş da dedi ki kardeşim, arabasız olmaz, bu arabayı sana aldım dedi, hediye verdi. Ya bazı duyumlarda şöyle çıktı işte, hani kardeşin size bir hediyesi değil de bu tamamen PR gibi düşünün. Yok. Neyin reklamı peki? Arabanın. Yok. Ulan koskoca bize reklam mı dedi? Keşke. Keşke verse. Üşüdü karım, üşüdü, tamam, üşüdü. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Toplanıp gidiyoruz, sağ olun, var olun. Sağ olun, bay bay. Var olun. Çal bebeğim. Hadi çal giderken kapımı. Hadi çal giderken kapımı. Nefes aldığım süre senin. Magazin Altın'ın bugün de sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte şov dünyasından son dakika haberler ve özel röportajlarla karşınızda olacağız. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.